Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf İngilizcesi 9. ünite Environment yani çevre ünitesinin EBA üzerinden anlatılan revision yani genel tekrar ya da gözden geçirme soruları var. Bu soruların İngilizce versiyonu Türkçe açıklamalı olarak daha iyi anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. We are going to revise this unit by answering some questions. If you are ready, let's start. Evet, bu üniteyi bazı sorular sorarak veya bazı sorulara burada cevap vererek diyoruz arkadaşlar. Gözden geçireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Dedikten sonra here is the first question. Evet, işte ilk soru arkadaşlar. Which of the following is suitable for Eylül's project? Evet, aşağıdakilerden hangisi Eylül'ün projesi için uygundur diyor. Bakın, hangisi Eylül'ün projesi? Eylül'ün projesine bakalım. Eylül will prepare. Prepare, hazırlamak arkadaşlar. Eylül will prepare a poster about soil pollution. Soil pollution, but she can't decide the slogan and the picture for her poster. Here are the options. Evet, bu metinde arkadaşlar Eylül toprak kirliliği ile ilgili bir poster hazırlayacak diyor. Toprak kirliliği veya hakkında about. Fakat o slogana karar veremiyor diyor. Bakın, decide karar vermek. Slogana karar veremiyor ve resme. Evet, poster için slogan ve resme karar veremiyormuş. İşte seçenekler. Seçeneklere bakacak olursak bir de don't throw rubbish into oceans. Evet, okyanuslara çöp atmayın diyor. İki de don't use pesticides. Evet, pestisitleri kullanmayın. Ya da böcek öldürücüler anlamında. Reduce, reuse and recycle. Evet, azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün. Ve dördüncü ifadede stop air pollution. Evet, hava kirliliğini durdurun. Biz toprak kirliliği ile ilgili bir slogan ve buna ait görsel arayacaktık arkadaşlar. Bir A ile eşleştirilmiş. Bakın, bir A okyanuslara çöp atmayın diyor. Bu şıkkı eliyoruz arkadaşlar. Çünkü toprak kirliliği ile ilgili değil. 2D ise D ile eşleştirilmiş. Evet, 2D diyor arkadaşlar. Bakın, 2 don't use pesticides D seçeneği veya D görseli. Pestisler kullanmayın. Evet, cevabımız bu olmuş oluyor arkadaşlar. 3D ise bakın 3C ile eşleşmiş. Yeniden azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün. İşaret recycle, geri dönüştürme işareti ama toprak kirliliği ile ilgili olanı soruyordu bize. Ve 4'te D seçeneğinde ise 4'ü B ile eşleştirmiş arkadaşlar. Stop air pollution. Hava kirliliğini durdurun diyor. Hava kirliliğini durdurma görseliyle olabilir ama toprak kirliliği ile ilgili değil. Cevabımız B seçeneği. Yes, it is next question. Evet, o sıradaki soru arkadaşlar. Here is Alice's to-do list. To-do list to save energy and protect nature. Burada işte Ali'nin diyor enerjiyi tasarruf etmek ve doğayı korumak için yapacak listesi diyor arkadaşlar. Bakın, yapacak listesi. To do list. Bakalım neler yapıyormuş. Plant more trees and flowers. Daha fazla bitki ve çiçekler dikin diyor. Use public transportation more often. Toplu taşımayı daha sık kullanın. Recycle any materials that you can. Yapabildiğiniz herhangi materyalleri geri dönüştürün. Yapabildiğiniz kadar. Don't throw rubbish into seas. Evet. Denizlere çöp atmayın diyor. Peki soruda ne diyor arkadaşlar? In Alice's to do list. There is no precaution for bla bla bla. Evet, Ali'nin yapacak listesinde evet, önlem yoktur. Ne için? Bir önlem yok. Precaution, önlem arkadaşlar. Bakalım bu listeye göre. A'da chemical waste. Bakın, kimyasal atık. Kimyasal atıklarla ilgili bir önlemden bahsedilmedi. Seçeneğimiz bu arkadaşlar. B'de ise water pollution, su kirliliği. Bakın, buna bir diyelim. Water pollution. Don't throw rubbish into seas. Denizlere çöp atmayın diyor. Evet, eşleşiyor. Deforestation, ormansızlaşma ve ormanları yok edilmesine biz 2 dediğimizde yukarıda bununla ilgili plant more trees and flowers. Daha fazla bitki ve çiçek dikin ifadesiyle uyuşuyor. Ve 3'te de air pollution, hava kirliliği. Hava kirliliği içinde use public transportation more often. Daha sık toplu taşımayı daha sık kullanın ifadesi uyuşuyor arkadaşlar. Yani burada olmayan A seçeneği doğru cevap. Yes, it is third question. There is a text. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bir metin var. Let's look at. Haydi bakalım. Greenhouse gases enter the atmosphere and the temperature increases. They threaten people and animal species. Saving our forests and planting more trees can be an effective solution. Evet, burada arkadaşlar sera gazlarından bahsediyor. Sera gazları atmosfere girer veya atmosfere yayılır anlamında kullanmış. Atmosfere girer ve sıcaklık yükselir.
Onlar tehdit eder insanları ve hayvan türlerini. Evet, insanları ve hayvan türlerini tehdit eder diyor. Ormanlarımızı korumak ve daha fazla bitki dikmek etkili bir çözüm olabilir. Evet, yine bir slogandan bahsediyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metin için uygun bir slogandır? Bakın, uygun sloganı arıyoruz. Evet, şıklarımıza bakalım. A seçeneğinde sort out your garbage. Çöplerinizi evet düzenleyin diyor. Düzenlemek, sort out veya sınıflandırmak anlamında kullanılabilir. Burada bununla ilgili ifade uyuşmuyor arkadaşlar. B seçeneğinde think green, live long. Yeşil düşün, uzun yaşa. Evet, gayet güzel. Çok güzel bir slogan arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeyle ilgili. C seçeneğinde drink more, use less. Daha fazla tüket. Sıvı tüket anlamında. Daha fazla iç. Daha az kullan. Bu da buradaki metinle uyuşmuyor. Reuse and recycle. Daha evet, burada yeniden kullan ve geri dönüştür diyor. Burada uyuşmayan seçeneğimiz. Diğer seçeneğimiz uyan arkadaşlar. Yukarıdaki metne göre uyan cevabımız B seçeneği. Yes, we will go on. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Let's check the options one by one. Evet, şıkları bir bir kontrol edelim. Neye göre? Bu soruya göre arkadaşlar. Which of the following isn't correct according to the pictures below? Evet, soru kökünde aşağıdakilerden hangisi? Bakın, bu kalıbı unutmayın. 8. sınıfta da çok karşılaşacaksınız arkadaşlar. Doğru değildir. Neye göre? Aşağıdaki resimlere göre doğru değildir. Yani burada resimlerle altındaki ifadenin uyuşmadığı şıkkı bize soruyor. A seçeneğinde put the rubbish in the bin. Evet. Çöpü kutuya koyun diyor arkadaşlar. Bakın, görsel doğru. A seçeneğini eliyoruz. B'de ise don't waste water. Evet, suyu israf etmeyin diyor. Bu da görsele göre uyuşuyor arkadaşlar. Bu şıkkı eliyoruz. C seçeneğinde ise cut down trees. Evet. Ağaçları kesin diyor. Bakın, burada kesme ile ilgili görsel yok. Çocuklar büyük ihtimalle ağaç dikme haftasında ağaç dikiyorlar. Burada plant trees dese doğru olurdu. C seçeneği cevabımız arkadaşlar. Görsele göre ifade yanlış. D seçeneğinde plant a tree, bir ağaç dikin diyor. Evet, doğru. Bizde doğru olmayan isteniyordu. C seçeneğimiz doğru cevap. Yes, it is fifth question. Evet, 5. sorumuz arkadaşlar. 5. sorumuz da şöyle. Bir görselimiz var. You see a picture and it says save the world. Bir resim görüyorsunuz ve o dünyayı koruyun diyor arkadaşlar. Bize save the world, dünyayı koruyun. Bir yeşil var, değil mi? Yeşil veya orman içerisinde yeşillik görüyoruz. Which of the slogans above are solutions for the air pollution? Aşağı evet, sloganlardan hangileri? Buradaki sloganlardan bahsediyor arkadaşlar. Yukarıdaki sloganlardan hangileri hava kirliliği için çözümlerdir? Evet. İki tane sloganımız çözüm olacak. Yalnız hava kirliliği için arkadaşlar, bakın, air pollution. Burada ilk ifademizde recycle the plastic. Evet, plastiği geri dönüştürün diyor. Bu hava kirliliği ilgili direkt bağlantılı bir ifade değil arkadaşlar. Use public transportation. Evet, toplu taşımayı kullanın. İkinci ifade doğru arkadaşlar. İkinci ifadenin olduğu yer zaten A ve D seçeneklerimiz kalıyor. Üçüncü ifadeye bakalım. Burada create wildlife parks. Evet, vahşi yaşam parkları oluşturun diyor arkadaşlar. Bu da direkt hava kirliliği ile ilgili slogan olamaz buradaki ifadeye göre ve resime göre zaten bakıyoruz. Plant a tree, bir ağaç dikin diyor. Evet, bu da 2'deki gibi arkadaşlar. 2 ve 4 hava kirliliği için çözümler olabilir. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Yes, it is another question. Evet, diğer soru arkadaşlar. Diğer sorumuzda bir görselimiz var. Ağaçların kesilmiş olduğu bir görsel ve ifadede people destroy forests for many reasons. So, evet, insanlar pek çok sebepten dolayı ormanları yok ediyor. Destroy, yok etmek, tahrip etmek. So, bu yüzden. Evet, bu yüzden sonuç bildirir arkadaşlar. Sonuç bildirir bu yüzden. Demek ki burada bir sonuç arayacağız. Bunun sonucunda ne olur? Buna bakacağız. A seçeneğinde o it harms sea life. O deniz yaşamına zarar verir diyor. Evet, A seçeneğini eliyoruz. B'de oceans get dirty. Evet, okyanuslar kirlenir diyor. Bu şekilde eliyoruz. C'de ise wildlife disappears. Evet, vahşi yaşam yok olur diyor. Evet, vahşi yaşam yok olur ormanlardan dolayı. Olabilir. Doğru arkadaşlar. D'de ise we pollute the environment. Sonuçta bu yüzden biz çevreyi kirletiriz diyor. Bu da uymayan şık. Cevabımız C seçeneği.
Yes, it is next question. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Here is Jack's to-do list to save energy and protect nature. İşte diyor, enerjiyi tasarruf etmek ve doğayı korumak için Jack'in yapacak listesi. To-do list daha önceki slaytlarımızdan birinde yine çıkmıştı arkadaşlar. Yapacak listesi. Bakalım yapacak listesinde neler varmış. Plant more trees and flowers. Daha fazla ağaç ve çiçek dikin diyor. Use public transportation more often. Toplu taşımayı daha sık kullanın. Recycle any materials that you can. Yapabildiğiniz herhangi materyalleri geri dönüştürün. Don't throw rubbish into seas. Evet, çöpleri denizlere atmayın diyor. Soru kökünde ise which are the following? Following. Aşağıdakilerden hangisi? Is odd. Evet, is odd. According to the Jack's to-do list above. Evet, yukarıdaki Jack'in yapacak listesine göre to have'dır. Evet, to have odd, to have farklı veya acayip gibi anlamları var arkadaşlar. A'daki görselimiz bir recycling yani geri dönüşümle ilgili ifade. Bakın burada üçüncü ifade de var. A'daki ifadeye bir diyelim. Şu arka uyuşan ifademiz. Biz uyuşmayan şıkka bakacağız arkadaşlar. Ve de suların kirlenmesiyle ilgili bir ifade arayacağız. Ve son cümle de bu şekilde don't throw rubbish into seas ile uyuşuyor. Buna iki diyelim arkadaşlar. Bu da uyuşuyor. Ve 3'te ağaç dikme ile ilgili görsel var. Buna 3 dersek plant more trees and flowers diyor arkadaşlar. Direkt belirtmiş. Ve 4'te cycling ya da riding a bike ifadesini biz göremiyoruz. Burada toplu taşımayı daha sık kullanın diyor. Fakat toplu taşıma ile ilgili bir görselimiz yok. Burada cevabımız D seçeneği. Yes, it is next question. Evet, sıradaki soru arkadaşlar. For a healthy environment. For a healthy environment. Recycle, save energy, bla bla bla. Evet, sağlıklı bir çevre için diyor arkadaşlar. Sağlıklı bir çevre için geri dönüştürün. Bakın olumlu bir ifade var. Save energy, enerjiyi tasarruf edin. Demek burada da biz olumlu bir ifade arayacağız. You should look for and find true sentence or option. Evet, siz diyor doğru cümleyi veya seçeneği aramalısınız ve bulmalısınız diyor. A'daki ifadede don't use public transportation. Toplu taşımayı kullanmayın diyor. Bakın burada olumsuzluk var. Biz olumlu ifade arıyorduk. B'de use plastic bags. Plastik çantaları kullanın diyor. Bu da olumsuz arkadaşlar. Plastik doğaya zarar veren bir madde değil mi? C'de ise plant a tree. Bir ağaç dikin. Evet. Bu da olumlu arkadaşlar. Bu olumlu. Ve D'de don't use eco-friendly products. Evet, eco-friendly çevre dostu arkadaşlar. Çevre dostu. Fakat burada çevre dostu ürünler kullanmayın diyor. Don't ifadesi var. Bu şıkkı da eliyoruz. Cevabımız C seçeneği. C is true option. Yes, it is ninth question. Evet, dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. There is a dialogue. There is a dialogue between teacher and Tarık. Evet, öğretmen ve Tarık arasında bir diyalog var. Let's read it. Haydi onu okuyalım. Teacher begins. Evet, öğretmen başlıyor arkadaşlar. Rainforests are the lungs of the earth. If there aren't rainforests, we can't breathe. Burada arkadaşlar öğretmen yağmur ormanları dünyanın akciğerleridir diyor. Lung, akciğer arkadaşlar. Eğer diyor yağmur ormanları olmazsa bizler nefes alamayız. Tarık da what must we do then? O zaman biz ne yapmalıyız diyor arkadaşlar. O zaman biz veya bizler ne yapmalıyız? Öğretmen de bununla ilgili yağmur ormanları ile ilgili we must blah blah. Evet, biz yapmalıyız diye bir olumlu öneride demek ki bulunacak. Tarık da evet, olumlu öneride bulunacak. Tarık da arkadaşlar devamında we can hold a campaign to raise awareness about this topic at school. Evet, biz diyor düzenleyebiliriz. Ne düzenleyebiliriz? Bir kampanya. Evet, okulda bir konu hakkında bilinci ya da farkındalığı artırmak için bir kampanya düzenleyebiliriz diyor. Öğretmen de yes, evet diyor. That's really a good idea. Evet, o çok iyi bir fikir. Really burada gerçekten veya çok anlamda kullanılabilir. İyi bir fikir diyor. Bakalım A'da cut trees. Ağaçlar kesmeliyiz der mi arkadaşlar? Hayır. Öğretmen yağmur ormanlarıyla ilgili olumlu ifade kullanacak. Ve de protect them. Onları korumalıyız. Bakın burada onları dedi arkadaşlar. Rainforests. Şu rainforest ifadesi deme karşılık geliyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. B seçeneğimiz doğru cevap. C'de ise ormanları yok etmeliyiz anlamında destroy force diyor. Evet, o zaman kendi varlığımızı yok etmiş oluruz. Değil mi arkadaşlar? Stop planting trees. D seçeneğinde ağaçlar dikmeyi durdurmalıyız diyor. Bu da olmayacak ifade. C seçeneği. Evet, burada B seçeneği doğru cevap. Yes, it is 10th question. Evet, 10. sorumuz arkadaşlar. Bakın boşluktan sonra bir sebep bildirmiş. Because ile başlamış. Sebep. Evet, boşluktan sonra bir sebep bildirmiş. Because ile başlamış. Because people pollute lakes,
rivers and oceans with garbage. Evet. Çünkü diyor, bakın çünkü, because çünkü insanlar gölleri, nehirleri ve okyanusları çöplerle kirletiyor diyor. Demek ki sebep bildirdiğine göre burada bir ifademiz var ve bakalım ifademiz neymiş arkadaşlar. A seçeneğinde insanlar, people cut down rainforest. İnsanlar yağmur ormanını, rainforest, evet yağmur ormanını kesiyor diyor. Yağmur ormanını kesiyor. Buradaki ifademizle uyuşmuyor arkadaşlar görselimize göre. Çünkü burada ne var görselde arkadaşlar? Bir su görseli var değil mi? Sular var ve bir kirlilik var. B'de sea life and birds are in danger. Bakın deniz yaşamı ve kuşlar tehlikede diyor. Tehlikede. Tehlikede olmasının sebebi ne? Çünkü insanlar gölleri, nehirleri ve okyanusları çöplerle kirletiyor diyor. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. C'ye bakalım. Icebergs are melting in the Arctic. Evet. Evet burada icebergs arkadaşlar buzdağları. Buzdağları Arktik'te eriyor diyor. Icebergs are melting in the Arctic. Ve D seçeneği bu da bu görselle uyuşmuyor arkadaşlar. D seçeneğinde greenhouse gases keep the earth warm. Evet burada sera gazları evet dünyayı ısıtmaya devam ediyor diyor arkadaşlar. Keep warm. Evet ısıtmaya devam ediyor anlamında. Isıtıyor şeklinde. Bu da bununla uyuşmuyor. Doğru cevabımız burada B seçeneği. Yes, it is last question. Evet, son sorumuz arkadaşlar. EBA'nın, EBA üzerinden anlatılan yayının son sorusu bu videoda. Jason and Sally are talking about what? Bakalım Jason ve Sally ne hakkında konuşuyor? There is a dialogue between Jason and Sally. Evet, burada between ifadesi de var arkadaşlar. Jason ve Sally arasındaki bir diyalog var diyor. Bakalım Jason, pollution is a big problem in big cities. Dedikten sonra bir soru soruyor. Kirlilik büyük şehirlerde büyük bir problem. Bakın kirlilik hakkında bahsediyor. Sorusuna karşılık Sally de we should. Bakın bir tavsiyede bulunmuş. We should use public transport, cycle or walk. Evet biz diyor toplu taşımayı kullanmalıyız. Bisiklet sürmeliyiz ve yürümeliyiz. Demek ki burada bir tavsiye istiyor arkadaşlar. Tavsiye veya soruyor. Tavsiye ile ilgili bir ifade. A seçeneğinde where were you yesterday? Sen dün neredeydin? Gibi bir soru sormaz değil mi? B seçeneğinde what does pollution mean? Evet, mean anlamına gelmek. Kirlilik ne anlamına geliyor? Yani kirlilik nedir anlamda? Ne anlama gelir? B'de olmaz. C seçeneğinde where can we move? Biz nereye taşınabiliriz? Evet, burada hemen çözüm yolunu, kaçmanın yolunu aramaya başlamış buradaki şıkta arkadaşlar. Bu da olamaz. Ve D seçeneğinde what should we do? Biz ne yapmalıyız diyor. Bakın biz ne yapmalıyız? D seçeneği doğru cevap. Devamında da Sally we should use public transport, cycle or walk şeklinde cevap veriyor arkadaşlar. Evet. EBA üzerinden anlatılan revision ünitesinin daha doğrusu revision videosunun arkadaşlar 9. ünitenin 7. sınıf 9. ünite environment çevre ünitesinin revision bölümünün tekrarını Türkçe açıklamalı olarak yapmış olduk arkadaşlar. Videolarımızın devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. See you later. Bye.